İngiltere'de beklenen seyahat güncellemesi bugün yapıldı. Ne yazık ki Türkiye kırmızı listede kalmaya devam ediyor. Bugün İngiliz bakanlar bir araya gelip seyahat kısıtlamaları ile ilgili yeni kararları aldılar ve İngilizlerin beklentisi tabii havaların da güzelleşmesiyle beraber seyahat edebilecekleri, tekrar özgürce tatile çıkabilecekleri yönündeydi. Ama beklenen olmadı. Çünkü dün akşam zaten Başbakan Boris Johnson kısıtlamaların kaldırılmasının çok mümkün olmadığını bir sinyal olarak vermişti. Çünkü aşılamada çok iyi gidiyoruz, bunu riske atma şansımız yok açıklaması yapmıştı. Bugün de yeşil listede, İngiltere'de biliyorsunuz 3 farklı liste var. Yeşil, sarı ve kırmızı liste. Yeşil listedeki ülkelerden bir tanesi olan Portekiz bile listeden çıkarıldı. Bu ne anlama geliyor? Yaz aylarıyla beraber aslında gezmek isteyen, artık tatile çıkmak isteyen İngilizler için tabii ki kötü haber. Ama her şeyden önce burada yaşayan Türkler için de ya da Türkiye'den buraya gelmek isteyen Türkler için de kötü haber. Çünkü Türkiye kırmızı listede biliyorsunuz ve kırmızı liste hiçbir şekilde güncellenmedi. Hatta kırmızı listeye birkaç ülke daha dahil edildi. Uzun bir süre daha, en azından 21 Haziran'a kadar burada hayatın tam olarak normalleşeceği ana kadar yeni bir güncelleme beklenmiyor. Normalde 3 haftada bir güncelleme için bakanlar bir araya geliyorlar. Ancak Haziran'ın 21'i bile muhtemelen bir şeyleri değiştirmeyecek. Yani Türkiye ile uçuşlar yine uzun süre sıkıntılı olacak. Aslına bakarsanız tabii İngiltere'ye gelmekte problem yok. İngiltere'ye gelebiliyorsunuz ama geldiğinizde 10 günlük otel karantinası var ve çok maliyetli, 1750 pound otel karantinası ve sürekli test yapmanız gerekiyor. Bu tabii kötü bir haber ama belki Haziran sonrasında yeni bir güncelleme ile Türkiye kırmızı listeden çıkacaktır. Çünkü Türkiye'de de aşılama hızla devam ediyor ve bakanlığın açıkladığı verilere göre şu anda Avrupa'da ilk 10 ülke arasında Türkiye aşılama konusunda. Önümüzdeki günler neyi değiştirebilmez ama birçok insan İngiltere'ye gelmek için özellikle hazırlık yapan, bekleyen birçok Türk vatandaşı ne yazık ki Türkiye'de kaldı. Buradan yaz aylarında eşini, dostunu, akrabasını ziyaret etmek için ya da Türkiye'de işleri olup Türkiye'ye gitmek isteyen Türkler de bir süre daha bu seyahate muhtemelen çıkamayacaklar.